Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sol anahtarında mi notasını bulma çalışmaları yapacağız. Yönergemizde ne diyor? Birinci satırdaki notaların tamamı mi notasıdır. Bakın farklı ritimlerde mi notalarını buraya yerleştirdik. Gözümüz alışsın diye sol anahtarında birinci çizgide tam. Bakın. Evet. Daha sonra da ikinci satırdan başlayarak bütün mi notalarını bulup daire içerisine alalım. Şimdi bakalım ikinci satır burası. Kalemimizi alıyoruz. Rengimiz bu sefer turuncu olsun. Evet, buradan başlıyorum bakın 9. ölçüden. Buradaki rakamlar da ölçü rakamlarını belli ediyor. 1 2 3 4 işte 5 6 7 8 gibi böyle. Şu 6 tam olmadı. Evet, şunları geri geleyim. Şimdi başlıyoruz. Birinci çizgi. Sadece mi'lere odaklanıyorum. Başka notalara odaklanmıyorum. Mi. Bir vuruş. Bakın burada mi. Şöyle yapalım. İki vuruş. Yine mi. İki vuruş. Bakalım. Evet bakın burada mi yok. Mi. Bir vuruş. Bu mi kaç vuruş? Evet. Dört vuruş. Buradaki mi'ye bakalım. İki vuruş. Gördüğünüz gibi çok yukarıda notalar var böyle. Ama biz bunların ne olduğunu şu an bilmek istemiyoruz. Çünkü piyanoya yeni başladınız. Şu anki kitaplarınızdaki temel notaları biz örnekleyerek çalışıyoruz. Giderek açılacağız. Mi, bakın iki vuruş, birinci çizgi. Evet, alt satıra geçtim. Fa notası bu ama biz mi'ye odaklanıyoruz. Mi. Evet. Bakalım. Bu bir vuruş. Evet, burası da mi bir vuruş. Dairelerin biraz tam olmuyor ama şöyle mi bu kaç vuruş? 2 vuruş. Evet, bakın birinci çizgide özellikle ritimleri farklı yapıyorum ki bazen şöyle bir şey oluşabiliyor. Hani gördüğümüz mi buysa şuna başka bir nota diyebiliyoruz. Burada önemli olan çizgide olması. Tek farkı nedir? Bunlar bir vuruş, bunlar iki vuruş, bunlar dört vuruş, değil mi? Farkları bu. Yerleri aynı, zamanları farklı. Arada böyle küçük bilgiler de vermekte fayda var. Buraya bakalım. Burada mi iki vuruş. Burada mi var mı? Bence yok. Evet. Burada mi ortaya gelmiş. İki vuruş. Bakın bu ölçüde de mi yok. Evet. Burada mi var. Bu kaç vuruş? Dört vuruş. Çok güzel. Şöyle geçiyorum. Bakın ta nerelere notalar çıkmış. Ama dediğim gibi biz bunların içerisinde mi'yi bulacağız. Mi'ye odaklanacağız. İyice öğrenmek için. Evet. Yine mi iki vuruş. Ama bu ölçüde iki tane mi varmış. Bir vuruş. Burada. Yine mi. Bir vuruş. Bu mi kaç vuruş? Evet. İki vuruş. Burada da iki tane mi var. Bir vuruş. Şöyle bakıyoruz. Bu iki vuruş. Evet. Şurada mi var. Bir vuruş. Muhtemelen benden önce de görebiliyorsunuz. Bu iki vuruş. Hızlı hızlı geçiyorum böyle. Siz de bunları videoyu izledikten sonra çözmelisiniz. Videonun altında PDF'sini link olarak bıraktım. Oradan indirip çıktı alıp çözebilirsiniz. Ya da böyle bilgisayar üzerinde de çözebilirsiniz. Mi, bir vuruş. Buraya geldim. Burada kaç tane mi var? Görebiliyor musunuz? Kaç tane var? Evet, iki tane. İkisi de sanki şöyle yanlış geçti. İkisi de bir vuruş. Bakalım. Evet, burada da yan yana iki tane var. Şöyle. Bir vuruş bunlar. Buradaki mi? İki vuruş. Şu mi? Bir vuruş. Bakalım. Evet, şurada var. Mi? İki vuruş. Bir tane daha mi gelmiş. Mesela bu mi mi? Hayır, bu mi değil. Mi burada var. Bir vuruş. Evet. Bakalım. Hah. Burada iki tane mi yine yan yana gelmiş. Bunlar da birer vuruş. Şöyle bir özetlersek. Bu dersimizde mi'leri tanıdık ve sadece şurada mi'lere odaklanarak
Sadece miğlere odaklanarak gözlerimizi iyice miğe şartladık ve miğleri öğrenmiş olduk. Eğer sıkıntı çekmeniz durumunda sıkıntı çekerseniz mutlaka bu testi tekrar izleyin bu videoyu ve bir testi tekrar çözün. Çünkü karıştıkça notalar, şimdi sadece miğlere odaklandık. Farklı farklı notalarla çalacağınız ezgiler denk geldikçe ister istemez unutabiliriz. Unuttuğunuzda tekrar bu testi çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.